Cristiano Ronaldo, kimileri için dünyanın en büyük iki futbolcusundan biri, kimileri için tarihin en tepedeki ismi. Milyonlarca hayranı, yüz binlerce aşığı var. Ama ondan nefret eden hiç kimse yok mu? Tabii ki var. Biliyorsunuz dünya o kadar da toz pembe bir yer değil. Herkese merhaba, Kısa Paslara hoş geldiniz. Cristiano Ronaldo dünyanın en çok konuşulan oyuncusu. Bu konuda hepimiz hemfikiriz ama kimileri onu listesinin 3 numarasına, kimisi 2 numarasına, büyük çoğunlukla 1 numarasına alıyor. İşte Cristiano Ronaldo'dan nefret eden isimleri konuşacağız bugün. Avrupa futboluna dair keyifli bir listeyi, ilgi çekici bir listeyi sizler için hazırladık. Belki de dünya üzerinde onu sevmeyen birçok insan da olabilir ama bu videomuzda sağ içinde onu sevmeyenleri konuşacağız. Ama Cristiano Ronaldo onu sevmeyenlerden nasıl beslendiğini şu sözlerle açıklıyor. Gerçekte beni sevmeyenlere ihtiyacım var. Başarımda onların büyük katkısı oldu diyor Ronaldo. Ve hazırsanız videoya geçelim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Onun düşündüklerini kendine saklayan bir yapısının olmadığını gayet iyi biliyoruz. Arturo Vidal, fevri ve dik kafalı bir kişiliğe sahip olan Şilili orta saha, 2017 yılında Ronaldo hakkındaki düşüncelerini medyaya şu sözlerle paylaştı. Cristiano gerizekalının teki, benim için işe yaramaz birisi. Geçtiğimiz sezonlarda Vidal Şampiyonlar Ligi maçında maçın hakemini Real Madrid'i desteklemekle suçlamış, Ronaldo da Vidal'in bu yorumları karşısında cevapsız kalmamıştı. Bayern Münih'e transfer olduktan sonra da Ronaldo'ya sallamaktan geri kalmayan Vidal yine bir Şampiyonlar Ligi eşleşmesi öncesi hazırlanan bir fotoğrafta Ronaldo'nun suratına işte bu emojiyi koymuştu. Son olarak geçtiğimiz sene Barcelona'ya transferi sonrası Ronaldo'nun da Juventus'a gitmesi Vidal'e son bir atak yapma şansı vermiş ve şu sözleri söylemesini sağlamıştı. Onunla karşı karşıya gelmeyi çok isterdim ama benim Barcelona'ya geldiğimi duyunca Ronaldo İtalya'ya kaçtı. Gonzalo Higuain. O inanılmaz bir egoya sahip. Eğer ona dünyanın en iyisi olduğunu söylemezseniz sizle arkadaşlık yapmayı keser. Cristiano en iyisi olduğunu düşünüyor ama o kesinlikle abartılan bir balon. Higuain'e göre Cristiano Ronaldo gereğinden fazla değer biçilen bir oyuncu. Higuain'in Real Madrid ve Juventus'tan ayrılma sebeplerinin başında gelen Cristiano Ronaldo kesinlikle Higuain'in haz ettiği oyuncular arasında değil. 2018'de Ronaldo'nun Juventus'a gelişi tabiri caizse Higuain'in papucunun dama atılmasına sebep olmuştu. Juventus'tan ayrılışı ile ilgili, ayrılmak benim kararım değildi. Ronaldo geldi ve kulüp burada kalite artacak diyerek benden transfer olmamı istedi demişti Arjantinli. Higuain'in Milano ekibine transferinin ardından yine Serie A'da bir araya gelen ikili 11 Kasım'da oynanan maçta karşı karşıya gelmiş. Higuain'in kırmızı kart görmesiyle sonuçlanan pozisyon sonrası Ronaldo Higuain'in gazabına uğramıştı. Yıllarca Madrid formasını giymiş Ronaldo ve Katalan Barcelona'nın kaptanı Pique. İki ayrı kutubun iki franchise oyuncusu. Hal böyleyken Katalan yıldız Pique'nin de Ronaldo'dan çok hoşlanmadığını söylemek mümkün. Ronaldo'nun kendini yere bırakmaya sinir bozucu bir yatkınlığı var. Etik anlayışı olmayan, kendini sürekli yere atan bir adam. Sözleriyle hislerini dışa vuran Pique, 2016 yılındaki şampiyonluk kutlamalarında da işte böyle taklidini yapmıştı Portekizli yıldızın. Dani Alves. Birçok farklı platformda, birçok farklı düzeyde, önem seviyesi yüksek maçta Ronaldo'yu savunmak zorunda kalan bir diğer isim de Dani Alves. Ve onun da Portekizli yıldıza karşı pek farklı duygular beslediğini söyleyemeyeceğiz. Barcelona'ya karşı sürekli atıp tutmakla suçlanan Ronaldo'nun bu tutumunu sert sözlerle eleştiren Dani Alves, kazanınca herkes onu konuşuyor. Evet ama yenildiği zaman ortadan kayboluyor. Yenilgiyi hazmetmeyi öğrenmeli demişti. Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra Ballon d'Or ödül töreninde Ronaldo'nun yeri olmadığını söyleyen Dani Alves'e Ronaldo tepkisini törende onun elini sıkmayarak vermişti.
Madrid kentinin iki takımının iki oyuncusu, Koke ve Ronaldo. 2016 yılında mücadele ettikleri Madrid derbisinde futbol oyun kuralları içinde kozlarını paylaşmanın yanı sıra düdüklerden sonra da birçok kez karşı karşıya gelmişlerdi. İspanyol basınına göre Koke'nin homofobik yani eşcinsel karşıtı sözlerinin hedefindeki Cristiano Ronaldo bahsi geçen maçta yaptığı hat-trick'in ardından Koke'ye "Gay ama senin hayatında göremeyeceğin kadar paraya sahip bir geyim" cevabını vermişti. Kavga maçtan sonra tünelde de devam edecek. Kavgaya dahil olan Juan Fran da Ronaldo'nun "senle Madrid sokaklarında karşılaşırsak sana ne yapacağımı göreceksin" sözlerine maruz kalacak ve Portekizli yıldızın nefretini kazanan bir diğer isim olacaktı. Eski bir futbolcu ve Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone. Madrid yıllarından kalan bir sinir harbi bu ikili arasında hep mevcuttu. Simeone'nin Şampiyonlar Ligi 16'lar turunda Juventus'a karşı sevincini olaylı hareketle göstermesi Torino'da Ronaldo'ya bir intikam fırsatı verecek ve Portekizli aynı şekilde cevabı verecekti. Her iki ismin de disiplin cezası aldığı bu olayın ardından akıllara Ronaldo'nun kendisini kışkırtmaya çalışan Madrid medyasına "siz 0 Şampiyonlar Ligi aldınız, ben 5 cevabı unutulmazlar arasına girecekti. Listenin sonuna geldik ve burada sizlere bir kez daha bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Çünkü bu konuda hem Instagram hem Twitter'dan hem de YouTube yorumlardan çok fazla soru geliyor. Neden eski videoları kaldırdınız diye. Aslında biz şu anda önerilen kısımda çıkan Ajax videosunda neden kaldırdığımızı geniş geniş anlatmıştık. Tekrar bir cümleyle söylemek gerekirse maalesef aldığımız birkaç telif ihtarından dolayı birkaç aylığına kanalın geleceğini korumak için birkaç aylığına o videoları gizledik ama vakti zamanı gelince tekrar açacağız. Bu sebeple bu dönem içerisinde sizin ilgilerinizi, desteğinizi daha çok bekliyoruz. Şimdi gelelim sizlere soracağımız sorulara. Ronaldo'yu seviyor musunuz? Seviyorsanız neden seviyorsunuz? Ya da listedeki isimler gibi Ronaldo'na hoşlanmıyor musunuz? Nefret mi ediyorsunuz? Bunu yapıyorsanız neden? Veya tamamen Ronaldo dışına çıkalım. Dünya futbol tarihinde şu an sevdiğiniz veya başlıktan gidelim. Hoşlanmadığınız, sevmediğiniz, nefret ettiğiniz oyuncular var mı? Sebepleriyle beraber onları da yorumlarda görelim, hep beraber konuşalım. Ve son olarak ben de buraya bir bonus eklemek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi Ronaldo'dan nefret eden bir oyuncu daha var aslında. Sabri Sarıoğlu. Ronaldo, Sabri Sarıoğlu'nun elini sıkmayıp onu görmezden gelmişti. Sabri de bu listeye girebilirdi. Sabri'ye sormak lazım. Sabri de Ronaldo'nun nefret ediyor olabilir. Ve böylelikle de videonun sonuna geldik. Ve tekrardan hatırlatalım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.